ağacı sevdireceksiniz diyor. Ormanı sevdireceksiniz. Yeşili sevdireceksiniz. Hayatı sevdireceksiniz. Ama bütün bunlar nereden geçer? Söyleyin Allah aşkına Müslümanlar, Allah'ı sevmeden ağacı, ormanı, yeşili sevemezsiniz. Çünkü hayatın sahibi Allah'tır. Allah'ı tanımadan tabiatı tanıyamazsınız. Allah'ı anlamadan, Allah'ı tanımadan, Allah'ı sevmeden, Allah'tan korkmadan orman yangınlarını önleyemezsiniz. Zaman zaman derslerimizde, sohbetlerimizde söylüyoruz. Geçen gün de orman yangınlarıyla alakalı çok ciddi bir toplantıya çağırmışlardı. Ne düşünüyorsunuz, ne yapalım hesabıyla? Sıra bana geldi, ben dedim ki arkadaşlar, kardeşler, vazifeliler, görevliler, efendiler, beyler, ağalar, bakanlığın adamları, başkanlığın adamları. Lütfen dedim Allah aşkına orman yangınlarını ormanda aramayın. Yangın ormanda değil, yangın vicdanlarda, yangın gönüllerde, siz eğitim sistemiyle insanların kalbindeki imanı yaktınız, Allah korkusunu yaktınız, çıra gibi yaktınız. İmanı olmayan, Allah korkusu bulunmayan, yüreğinde, gönlünde Allah korkusu olmayan adam ormanı değil kainatı yakar. Yangını ormanda aramayın, gönüllerde arayın, vicdanlarda arayın. İmanı yakılmış, ahlakı sökülmüş, itikadı bozulmuş nesiller ormanı da yakar, sizi de yakar, anasını da yakar, babasını da yakar. Gelin böyle anlayalım bu konuyu dedim. Haklısın dediler. Orman yangınlarını ormanda aramayın. Yangını Orman Bakanlığı'nda aramayın, Milli Eğitim Bakanlığı'nda arayın. Allah'ı sevdirmeyen bakanlık, Allah'ı okutmayan, Allah'ı öğretmeyen, Hazreti Muhammed'i tanıtmayan Milli Eğitim'de arayın. Yangın Milli Eğitim'dedir. Vicdanlar yanıyor, gönüller yanıyor, ahlakımız yanıyor, imanımız yanıyor. Orman yanmış kaç parayla? Daha geçen hafta görüyorsunuz namussuz bir gazeteci, şerefsiz bir gazeteci, Tempo dergisinin sahibi Hazreti Muhammed'i dünyanın en kötü insanı diye yazıyor. Tempo dergisi. Namussuz adam, şerefsiz adam, rahmeten lil alemin olan Muhammed'i dünyanın en kötü insanı diyor. Açın okuyun. Böyle bir memlekette yangın olmuş, orman yanmış ne ifade eder? Vicdanlar yanıyor, namus duygusu yanıyor, edep duygusu yanıyor, haya duygusu yanıyor ve bizi insan eden değerlerimiz yanıyor. Milli ve manevi değerlerimiz yangın altında 70 senedir yanıyor. 150 milyon metrekare orman yandı. Marmaris'te, Ege'de, Marmara'da. Nedir bu felaket? Dünyanın neresinde bu kadar ihmal var? Neresinde bu kadar acımasızlık var? Dünyanın neresinde bu kadar insan hayatı, tabiat böyle boş, değersiz, manasız, anlamsız, bu kadar kıymetsiz? Nerede bir memleket var? Üstelik üzerinde yaşadığımız memleket, dört mevsimin nimetlerini taşıyan dünyanın cennetlerinden birisi. Dünya üzerinde dört mevsimin nimetlerini bir arada bulunduran ikinci bir memleket gösteremezsiniz. Kış meyveleri, yaz meyveleri, sonbahar meyveleri, ilkbahar meyveleri hepsi bir arada. Tarımıyla, toprağıyla, ormanıyla, suyuyla, dağıyla, deresiyle kendi kendisine yeterli dünyanın bir numaralı ülkesindeyiz.